Avcılar da belediye işçileri bugün eylem yaptılar. Maaşımızı alamıyoruz diye ve ortalığı da görüyoruz, berbat durumda. Ne düşünüyorsunuz? Avcılardan, başkandan, avcılarda yapılan hizmetlerden memnun musunuz? 30 yıldır oturuyorum avcılarda. Yani hiç memnun değilim. Hele bu son şeyde hiç memnun değilim. İşçiler de haklılar. Her taraf çöp. Böcek, yazın böceklerden geçilmiyor. Sahile inemiyorsun. Başkanımızı hiç görmedik. Yani evet biliyoruz başkanımızı ama yani halkla iç içe değil. Halkla ilgilenmiyor. Halkın sorunlarını hiç dinlemiyor. Esenyurt'un bir yıllık başkanını sokaklara gidin. Herkes tanıyor. Biz iç içe olmasını istiyoruz. Halkçıyım diyorlar ama hiç halkla ilgilenmiyorlar. Seçimlerde sadece birkaç bir şeyler yapıldı. O da son bir haftadır yapılıyor. Ki şimdi çöpler bizim yerde. İşçiler paralarını alamıyorlar. Peki hiçbir hizmet yok. Niye böyle oluyor? Nerede o paralar? Hiç memnun değiliz. Peki. Sahilden de hiç memnun değiliz efendim. Sahilde hiçbir hareketlilik yok, hiçbir güzellik yok. Orası avcıların eğlence merkezi olması lazımken çok bomboş bir sahil, sessiz bir sahil. Terk edilmiş gibi ben görüyorum. Hiçbir etkinlik yoktur. Yani şimdi yapılan hizmet yok, para vardı ama hizmet yok, göremedik biz. Hiçbir şey göremedik. AK Parti almalı ki burası güzelleşsin. Her yerden geri kaldı avcılar, hiç ilerlemedi. Her yer ilerledi, avcılar aynı duruyor. Çok haklılar. Bizim dükkan var. Orada hem çöp vergisi alıyorlar, her türlü vergi alıyorlar. Çöpçülerin maaşını vermiyorlar. Bizim orada da var. Ben çok konuştum böyle. Çoğu kişi parasını almamış. 5-6 ay parasını almayanlar var. Hepsi böyle istifa ediyor. Sonra bizim dükkanın önündeki çöpler birikiyor. Çöpler, avcılar kirli oluyor. Güzelim avcılar mahvolup gidiyor buralarda. Ya geldiği zamanı biliyoruz. Avcılara atandığı zamanı biliyoruz. Yine avcılar yine aynıydı. Yine aynı. Ama hatta şu an daha da kötü. Her taraf zaten göründüğü gibi her tarafta çöpler falan var. Belediyelerin maaşlarını vermiyorlar. Her taraftan vergi alıyorlar. Memnun değiliz. Kesinlikle yani avcılara yaptığı hizmetlerden kesinlikle memnun değiliz tabii ki. Biz buranın yerlisiyiz. 20 senedir burada yaşıyoruz. Hiçbir şekilde bir hizmet sağlamıyor. Vatandaşını kesinlikle memnun etmiyor. Ki bir sürü insan da mağdur bu durumdan. Maaşını alamıyorlar, mağdurlar. Ve bunu hiçbir şekilde bir giderini sağlamıyorlar yani. Son 15 senelik burada bir avcılarlıyım ama buradaki hizmet eksik, çok eksik. Temennimiz buraya hizmet yapabilecek kim varsa onlar gelsin istiyoruz. Bu çöp dağlarından biz artık bıktık. Bu çöpleri kim kaldırabiliyorsa, kim güzel hizmet veriyorsa o arkadaşlar gelsin, ilgilensinler. Böyle yapacaksalar bunlar hiç boşuna gelmesin. Yani onu daha öncesinden de oldu bu. Bu yeni 2 aylık değil, daha önce mesela bundan 5-6... Yine eylem oldu. Yine eylem oldu. Artık belediyeden alıyor da taşeronlar mı vermiyor? Yahut da belediyenin parası yok da taşeronlara ödeme yapamadığından işçiler alamıyor mu? Bilemiyoruz artık onu da. Yani onların sorunu. Biz alıştık artık. Yani artık rutin gördüğümüz manzara. Çöp de aynı, o da aynı. Benim yaşım müsait o günlere anmaya. Evet, aynen öyle. Maalesef ki belli bir parti zihniyetini taşıyan insanların çok da başarılı olamadıkları belediyelerde. Bir belediye düşünün ki belediye başkanı seçimi kazanmış gelmiş. 150 takribi işte 180 diyorlar bir borcu var. 5 sene içerisinde bu görev süresi içerisinde takribi 700 küsür milyona çıkarmış borcunu ve ortaya koyduğu bir tane eser yok. Ve bu süre içerisinde İller Bankası'ndan gelen işte devletin desteği diyelim 450 milyona yakın bir bütçe almış. Şimdi bundan sonra ne yapacak? Şapkadan tavşan mı çıkarıp da hizmet yapacak? Fark etmiyor. Bakın DSP'den aday oldu. O CHP'den aday olsa yine aynı. Değişen bir şey yok yani. Bakın Tahsin Salihoğlu diye bir beyefendi vardı burada. Anavatan Partisi döneminde belediye başkanlığı yapan. Onun döneminde yapılan hizmetlerin üzerine bir tane çivi çakan belediye yoktur. Kaç sene geçmiş efendim? 5-10-15 sene. 15 sene içerisinde lütfen yaptıkları hizmeti, eseri söylesinler. Biz de ona göre diyelim. Tamam hakları. Bu işte olmuyor ama ben yine onları suçlamıyorum. Biz kendimizi suçluyoruz. Neden? Biz hala bunlara destek veriyoruz. Lütfen ideolojik bakmasınlar. Lütfen şapkalarını önlerine alıp düşünsünler. Biz neden aynı hataları tekrarlıyoruz? Memnun değiliz. Hatta başkan bizim memleketli Sivas Divrikli. Çalışmıyor veya yanındakiler çalışmıyor. Bugün avcıların etrafını bir gördük. 1990'ların avcılarını gördük.
Yani Ömür'ün hani çöp kokuları Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olmadan önceki dönemlerine bir baktık. Hep aynı şey o zamana sanki geri gittik. Yani bizim insanlarımız eğer ki kendilerini şöyle bir çek etseler, kendilerini şöyle bir düşünseler bu büyük bir fırsattır. Yararlanmak lazım, faydalanmak lazım. Şu caddenin mesela her yeri çukur. Baktığın zaman sokak araları hepsi çukur, bakım yapılmıyor. Bol bol burada bizim aşağı inin bol bol hep iki heykel vardır. Başka burada yok. Heykel dedim mi tamam iş bitiyor. Bugün bizim buranın halkın çoğu sola oy veriyor. Abi benim bildiğim şahsım olarak konuşayım. Belediye dediğin zaman hizmete oy verilir. Belediyecilik hizmet işidir. Parti işi değildir. Belediyecilik halkın bir belediyesidir. Halka hizmet eder. Bu hükümetle alakalı, meclisle alakalı değil. Ya burada bana hizmet ediyorsa ben bu insanı kim bana hizmet edecek? Planı ne, projesi ne? Ne hizmeti yapacaksa onu bana getirsin. Ben ona oy veririm ama bizim buranın CHP oldum olası ona veriyor, hizmete görmüyor.